Merhaba ben Enes. Bugün Cospet markasının T2 model akıllı saatin incelemesiyle birlikteyiz. Saat tasarımsal olarak askeri standartlarda sertifika almış ve burada gördüğünüz testlerden geçmiş. Kolda şık ve kaslı duran iri yapılı bir saat. AMOLED ekranı, devamlaşık ekran özelliği, telefonla görüşme yapabilme gibi özellikleri mevcut. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Saat böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Yanında Türkçe hazırlanmış bir kullanım kılavuzu, ekran koruma jelatini ve şarj standı geliyor. Stantın mıknatısları kuvvetli, yaklaştırdığınız zaman direkt saatle yapışıyorlar. Saatin 49 mm'lik bir çapı bulunuyor. Dışarıdan bakıldığı zaman kaslı ve iri bir saat kolda. 72 gramlık yine bir ağırlığı mevcut. Boyutuna göre ağırlığı normal denebilir. Yani çok ağır hissettirmiyor ele takıldığı zamanki hissiyat olarak. Saatte 1.43 inçlik 466x466 çözünürlüklü AMOLED bir ekran kullanılmış. Ekranı net ve kaliteli. Yakından baktığınız zaman da pikseller gözükmüyor. Otomatik ekran parlaklığı yok maalesef. Buradan kendiniz elle ayarlayabiliyorsunuz parlaklığını. Yüksek parlaklık seviyesinde dışarıda güneş altında bile rahat bir şekilde gözükebiliyor. Bu akıllı saatte devamlı açık ekran özelliği de bulunuyor. Devamlı açık ekran temalarını da güneş altında baktığınız zaman biraz görülmekte zorluk çekebilirsiniz. Ancak güneşin altında olmadığı zamanlarda, yani dışarıda da yine rahat bir şekilde gözükebiliyor. İç mekanda ise bana biraz fazla gibi geldi devamlı açık ekran özelliğinin parlaklığı. Yani iç mekanda da yine rahat bir şekilde gözükebiliyor. Ekrana dokunduğumuz zaman ekranı uyanmıyor. Yandaki düğmeye basmamız ya da kolumuzu kaldırmamız gerekiyor. Kolumuzu kaldırdığımız zaman hızlı bir şekilde uyanıyor akıllı saat. Devamlı açık ekran varken de kolumuzu kaldırdığımız zaman direkt saatin ekranı uyanıyor. Bu da güzel olmuş. Saatte 22 mm'lik kordonlar kullanılmış. Çıkartıp farklı kordonlar kullanabilirsiniz. Yani bu bir standart kordon ölçüsü. Kordonları çok yumuşak ve kaliteli hissettiriyor. Bol miktarda delik seçeneği sunulmuş. Saatin arka kısmında nabız, kandaki oksijen miktarı ve tansiyonla alakalı sensörler bulunuyor. Şu kısımda hoparlörü, burada bir mikrofon mevcut. Saatin iki yanında iki düğme bulunuyor. Alt düğmeye bastığımız zaman direkt spor modları açılıyor. Üst düğmeye bastığımız zaman da bir geri fonksiyonu görevi görüyor üst düğme. Ekranı uyandırmak için de kullanabiliyoruz. Saatin menülerine ulaşabilmek için elimizi sağa doğru çekiyoruz ve burada gördüğünüz gibi saatin menülerine ulaşabiliyoruz. Ekran yenileme hızı 60 Hz değil, ancak herhangi böyle bir takılma da mevcut değil. Şöyle görebildiğiniz gibi menüler arasında bu şekilde gezinme yapabiliyorsunuz. Burada hazır widget'ları görüyoruz. Yine buradan kendimiz bu kısımlardan da burayı özelleştirebiliyoruz. Yine elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman böyle bir kısa yol ekranı karşılıyor bizi. Yine buradan da direkt saatin ayarlarına erişebiliyoruz. Elimizi yukarı doğru çektiğimiz zaman ise son gelen burada bildirimleri okuyabiliyoruz akıllı saat üzerinden. Saatin gövde malzemesi olarak metal kullanıldığı belirtilmiş. Askeri dayanıklılıkta bir sertifikası olduğundan dolayı da yani elimize aldığımız zaman güven verdiğiniz söyleyebilirim. Saatin kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor akıllı saat. Yine IP69 ve 5 ATM'lik suya karşı dayanıklılık seviyesi mevcut. Burada görebildiğiniz gibi yani çok zorlu şartlarda dayanıklı olduğu belirtilmiş. Ben elimi yıkarken test ettim açıkçası ve suyun içerisinde kısa süreli daldırdım. Yani bu gibi durumlarda bir sorun olmadı. Ancak yine de duşa girerken veya havuza girerken ben kullanmanızı önermem. Yani günlük kullanımda elinizi yıkarken herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Saatte 410 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Yine fabrika verilerinde burada gördüğünüz sürelerde akıllı saati kullanabildiğimiz belirtilmiş. Ancak bu sürelerde de bana sanki biraz fazla gibi geldi. Ben saati aktif olarak devamlı açık ekran özelliğini ve tüm sağlık sensörlerini kısa süreli ölçüm olacak şekilde açık bir şekilde kullandım. Saatin şarjı tam 2 günde bitti. Yani çok yoğun kullandığım zaman 2 gün dayandı. Devamlı açık ekran özelliğini kapatırsanız veya devamlı açık ekran özelliğini açıp diğer sağlık sensörleri kısmını kapatırsanız tabii ki burada hani 3, 4, 5 gün kullanım sıklığınıza göre süre elde edebilirsiniz. Yani 410 mAh az bir batarya değil. Çoğu kişi de benim gibi saati çok zorlamayacağı için yani yeterli bir batarya süresi veriyor denebilir. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman parmaktan nabız ölçen bir oksimetre ile test gerçekleştirdiğim zaman kandaki oksijen miktarı ve nabız ölçümü konusundaki paralel sonuçlar aldım. Yine bir tansiyon aletiyle tansiyon ölçümü de yapabiliyor bu akıllı saat. Bunu karşılaştırdığım zaman da burada gördüğünüz sonuçları aldım. Yine uyku takibi konusunda gece yattığımız saati ve kalktığımız saati akıllı saat gösterebiliyor. Burada ilginç bir şekilde dün gece akıllı saati koluma taktım. Yani uygulama üzerinden doğru verileri gösterirken akıllı saat üzerinden biraz daha az uyuduğum gibi gösterdi. Yani daha önceki günlerde böyle bir şey olmamıştı, ancak şöyle gördüğünüz gibi uykuyla alakalı burada size bilgi de veriyor akıllı saat. Gündüz uykusunu ölçemiyor. Spor kısmına geldiğimiz zaman akıllı saatte 70 adet spor modu mevcut. Sporu başlatmadan önce mesafe, süre veya kalori cinsinden bir hedef belirtemiyorsunuz. Spor yapma ekranındayken müzik çaları kontrol edebiliyorsunuz. Ancak burada spor yapma ekranındayken saati göstermiyor akıllı saat. Burada en azından şöyle kendi
isteyenler de bir saati görsek güzel olurdu. Uygulaması üzerinden spor başlatabiliyorsunuz. Akıllı saatte bir GPS mevcut değil. Yani yanınıza telefon almadığınız zaman rotayı kayıt altına alamıyorsunuz. Ancak burada uygulama üzerinden bir spor başlattığınız zaman yine rotayı kayıt altına alabiliyorsunuz ve burada biraz daha ayar seçeneği sunulmuş. Eğer sporu direkt uygulama üzerinden başlatırsanız burada nabız uyarısı gibi. Yine burada 6 adet sporda spor tanıma özelliği mevcut akıllı saatte. Profesyonel olarak göğüsten nabız ölçen Polar'ın Heon kalp atış sensörünü takarak 35 dakikalık bir iç mekan egzersizi gerçekleştirdim. Burada sonuçları görüyorsunuz. Grafiksel olarak benzer gibi dursalar da maksimum nabız açısından aralarında epey bir farklılık bulunuyor. Yine ortalama nabız konusunda da farklı ölçmüş akıllı saat. Kısa sürede yoğun bir antrenmandı. Burada akıllı saat ortalama nabzı 118 olarak ölçmüş. Yine yakılan kalori olarak da farklı sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat üzerinde bir hoparlör de bulunduğu için bir arama geldiği zaman bu şekilde bir melodi çalıyor. Burada bu melodiyi değiştiremiyorsunuz. Titreşim gücünü de ayarlayabiliyorsunuz akıllı saat üzerinden. Titreşim seviyesi gayet yüksek denebilir. Son gelen 8 mesajı gösterebiliyor. Mesajları bu uzunlukta gösterebiliyor. Yani biraz daha uzun göstermesini isterdim. Yazı karakteri olarak da böyle daktiloya benzer bir yazı karakteri mevcut. Yani yazı karakteri olarak da ya biraz daha böyle göze hoş gelen bir yazı karakteri seçilse bence daha hoş olabilirdi. Gelen resimleri ve emojileri gösteremiyor akıllı saat. Burada uygulama hatırlatıcısı kısmından bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçebiliyorsunuz. Diğer seçeneği bulun için tüm gelen uygulamalardan bildirimleri alabildim. Ekrana uyanıyor direkt akıllı saatin bildirim geldiği zaman. Bunu kapatamıyorsunuz. Yine burada gelen çağrıları da direkt akıllı saat üzerinden açabiliyorsunuz. Gelen çağrılara hazır mesajlarla yanıt verme özelliğini Android telefonlarda kullanabiliyorsunuz. iPhone'larda bu özellik çalışmıyor. Onun haricinde saatin tüm özelliklerini hem iPhone telefonlarda hem Android telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Sadece bu dediğim kısım iPhone'larda çalışmıyor. Bu da iPhone'un işletim sisteminden kaynaklı. Yani bu tarz özelliği olan tüm akıllı saatlerde iPhone'da bu özellik çalışmıyor. Saatten uzaklaştığım zaman bağlantı koptu ancak tekrar saati yanına yaklaştığım zaman tekrar bağlantı gerçekleşti. Yani o açıdan bir problem yaşamadım. Akıllı telefon üzerinden bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman karşı tarafın sesini de saat üzerinden bu şekilde duyacaksınız. Evet, şu an sesimi akıllı saatin mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Yolda yürüyüş yaparken akıllı saat üzerinden bir görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Şöyle görebildiğiniz gibi elimi uzaklaştırıyorum. Sesim daha uzaktan geliyor. Yaklaştırdığım zaman da sesimi daha yakından duyuyorsunuz. Mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz eve doğru geçiş yapalım. Burada Bluetooth çağrısının altında kişileri senkron et kısmı mevcut. Rehberden 100 adet kişinin numarasını akıllı saatin ekranına ekleyebiliyorsunuz. Şöyle telefon kısmına girdiğiniz zaman burada kişiler kısmına basıyorsunuz ve ekli olan kişiyi direkt buradan basıp arayabiliyorsunuz. Yine buradan arama geçmişine bakabiliyorsunuz. Buradan ise bir numara girerek direkt arama başlatabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Genel olarak saatin kendi hoparlörü de yüksek bir sesle bize iletebiliyor sesi. Yani o açıdan gürültülü ortamlarda bile gene rahat bir şekilde görüşme yapabilirsiniz. Bu arada bu saatte SOS özelliği de mevcut. Buradan belirlediğiniz bir kişiyi alttaki düğmeye uzun süre basılı tuttuğunuz zaman arayabiliyor akıllı saat. Şöyle basalım. Gördüğünüz gibi buradan daha önce belirlediğiniz kişiyi direkt otomatikman akıllı saat arıyor. Yine alttaki düğme iki kere bastığınız zaman da akıllı asistan devreye giriyor. Dolar ne kadar? 1 Amerikan doları 28 lira 41 kuruş. Hem Android telefonlarda hem de iPhone'larda akıllı asistanı uyandırarak bir komut verebiliyorsunuz akıllı saatle telefon bağlı olduğu zamanlarda. Tema kısmına geldiğiniz zaman akıllı saatte 131 adet tema mevcut. Ben yan kısma ekledim, oradan tek tek bakabilirsiniz. Arada güzel temalar var. Saatin içerisinde 5 adet sabit tema bulunuyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu diğer temayı kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Yani saatin içerisinde 1 adet özelleştirilmiş tema bulunuyor. Yani burada daha fazla temayı saatin içerisinde ekleyebilsek daha güzel olurdu. Gördüğünüz gibi 2 adet tema kullanabiliyorsunuz devamlı açık ekran özelliğinde. Siz uykuya dalınca veya koldan çıkardığı zaman da devamlı açık ekran özelliği kapanmıyor akıllı saatin. Yani bunun da kapanmasını isterdim açıkçası. Çünkü yani burada bunu sürekli geceleri kapatmanız gerekiyor. Gece kapatmazsanız pil tüketimi yüksek oluyor. En azından bunu hani koldan çıkarıldığı zaman anlamasa bile belli bir zaman aralıklarında kapatma opsiyonu bize sunulsaydı bence güzel olurdu. Bu bence çok önemli bir özellik. Saatin şöyle bir menülerini de hızlıca bir göz atalım. Bu arada saati burada gördüğünüz gibi 3 farklı menü seçeneğinde kullanabiliyorsunuz. Ben bu listeden devam edeyim. Burada günlük egzersiz kısmı, kalp ritmi, tansiyon kısmı, spor modları, kan basıncı, uyku. Burada hava durumu mevcut.
Yine burada müzik çaları kontrol edebiliyorsunuz. Müzik çalar konusunda medyayı kontrol ettiğiniz için yani YouTube müzikten dinleyin, Spotify'dan dinleyin veya YouTube'u direkt kontrol edebiliyorsunuz. Burada mesajlar, nefes egzersizi. Buradan direkt bir alarm girebiliyorsunuz akıllı saatten. Sesli asistan uyandırma, SOS yani acil durum kişisi ve araç kutusu altında da burada kronometre, zamanlayıcı, ekranı parlatarak bir el feneri özelliği ve telefonu bul, uzaktan kumanda ve hesap makinesi özelliği mevcut akıllı saatte. Yani akıllı saatin menüleri genel olarak bu şekilde, ekstra bir uygulama yükleme veya özelleştirme seçeneği mevcut değil menülerinde. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman Cosped Fit uygulamasıyla birlikte akıllı saati kontrol edebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi günlük spor aktiviteleriniz ve özetlerini görebiliyorsunuz. Yine buradan bir spor başlatabiliyorsunuz. Buradan ise akıllı saatin tüm ayarlarını özelleştirebiliyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi burada tüm ayar seçenekleri sunulmuş. Yine burada uzaktan fotoğraf çek kısmı da mevcut. Buradan direkt böyle bir fotoğraf çekme talimatı da verebiliyorsunuz. Yine buradan bir yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz. Buradan ise kendiniz hedef belirtebiliyorsunuz ve 3. parti Apple sağlığa bağlayabiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak ben bu akıllı saati hepsi burada üzerinden aldım. Bu akıllı saatin görebildiğiniz gibi isminde Rova yazıyor. Yani benim aldığım zaman da altında Cosped yazıyordu. Açıkçası ben Cosped saat aldım diye bu saatin siparişini vermiştim. Ancak burada Cosped'le birebir aynı bu saat. Yani Cosped Tank 2 ile sadece ismi değiştirilmiş. Yani tüm özelliklerine baktığımız zaman birebir aynı saat olduğunu görüyoruz. Fiyat açısından da ilginç bir şekilde bu saat biraz daha uygun fiyatlı olarak satılıyor. Yani bu saati alma niyetiniz varsa eğer, yani Cosped Tank 2 yerine bu saati alabilirsiniz ki birebir de aynı saat. Saatte eksi olarak söyleyebileceğim otomatik ekran parlaklığının olmasını beklerdim. Yine bir GPS olabilirdi bu fiyat bandına göre. Tasarım olarak ve ele alındığında malzeme kalitesi olarak gayet başarılı bir saat. Kolda şık duruyor ve ekranı da oldukça kaliteli diyebilirim. Siz akıllı saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.